gerçek yaşamda kalıcı bir mutluluk yoktur. Mutluluk hormonu diye bir hormon yok. Anında korkunuzu ve sıkıntınızı bir miktar rahatlatan, kafanızdaki kötü fikirleri, olumsuz fikirleri durdurma etkisine sahip olabilirsiniz. Bu çok basit. Şimdi mutluluk deyince şunun anlaşılması lazım. Herkes hayali bir mutluluk peşinde koşuyor. Nasılsınız, iyi misiniz, mutlu musunuz diye sorduğunuzda ila nihai devam edecek, sonsuza kadar devam edecek bir iyilik halinden bahsediyorlar. Oysa gerçek yaşamda kalıcı bir mutluluk yoktur. Sadece mutlu anlar vardır. Kendinizi iyi hissettiğiniz, iç konuşmalarınızı durdurabildiğiniz mutlu anlar vardır. Asıl olan iyilik halidir. Buna İngilizler well-being diyorlar. İyi misiniz? İyiyim yani gibi. Genellikle mutlu olduğunuzu anlatan kelimelerin sayısına bakarsanız son derece azdır. Ama üzüntülü, sıkıntılı, gergin hallerinizi anlattığınızda 30 tane kadar kelime bulabilirsiniz. Bu toplumda yanlış edinilmiş bir kanaat. Mutluluk hormonu diye bir hormon yok. Dolayısıyla bir takım ilaçlar mutluluk ilacı diye de anılıyor halk arasında. Bu tamamen yanlış. Dolayısıyla antidepresiflerin bir kısmını, bir grup antidepresifleri mutluluk ilacı olarak halk yanlış anlamda tanıyor. Aslında böyle bir hormon falan yok. Öncelikle mutluluğu tanımlarken mutluluğun uzun sürmeyeceğini, mutlu anların olduğunu, iç sesinizi durdurabilecek bir meşguliyetin bulunmasını, hobiyle uğraşmanın, herhangi bir şekilde bir şeye konsantre olup bakmanın, örneğin bir filme konsantre olmak, bir haberlere konsantre olmak, bir kitap okumak gibi iç sesleri durduran aktiviteler size iyi olmanızı sağlar. Tabii burada fizik sağlığın önemli olması lazım. Bir yerde ağrınız varsa, bir yerde hastalık haliniz varsa bu konsantre olmanız önlenir. İç sesinizi durduramazsınız ve buradan da ortaya çıkan tablo ya endişedir, ya üzüntüdür, ya öfkedir. Neyse. Özellikle şunu söylemeliyim. Örnek olarak mutluluk anlamında iç sesleri, kafanızdan geçen fikirleri denetlemeyi öğrenmeniz gerekir. Bunu öğrenebilmek için de değişik kaynaklardan öğrenebilirsiniz ama kısaca bir şey söylemeliyim. Nefes alma egzersizleri. Ben bunu kısalttım. Kendime göre bir takım şeyler yaptım. O da şu. Günde 6 kere nefes alıp vermeyi öğrenirseniz kısaca iç sesinizi o an için durdurma şansına sahipsiniz. Nasıl nefes alınmalı? Oturunuz, rahatlayınız. Gözünüzü kapatınız, derin nefes alınız. Bakın göstereyim ben size izin verirseniz. Şöyle. Gibi. Yani gözler kapalı, burundan derin nefes almak ve uzun süre nefes almak, ciğerlerinizi tam doldurmak, yavaş yavaş ağzınızdan geri vermek tarzında. Bu 6 defa bunu yapmayı öğrenirseniz ilk başta unutursunuz. İlk başta günlük disiplini sağlamanız zor olabilir ama giderek öğrenirsiniz ve anında korkunuzu ve sıkıntınızı bir miktar rahatlatan, kafanızdaki kötü fikirleri, olumsuz fikirleri durdurma etkisine sahip olabilirsiniz. Bu çok basit. Karbonhidrat ve tatlı dediğimiz zaman aslında o mutluluk değil. O mutluluk değil. Bir günlük hayatımdan sözünü edeyim. Bazı hastalarımız hastalıkları sırasında kilo alırlar. Kilo almakta ilk yaptıkları iş ilaçları suçlamak olur. Yoksa ilacın ağza dili yok ki size ben yapmadım desin. Yemek yedikçe iç sesiniz durur. Durduğu için kendinizi rahat hissedersiniz ve yemek saatlerini uzatırsınız. Uzadıkça da fazla kalori alırsınız. Ve her adımda kalori aldıkça da hareketiniz de azsa ve bunu harcayamazsanız ciddi biçimde kilo alırsınız. Bir hayvan sevgisi, evde yalnız yaşayan bir insanın bir hayvanın bulunması, hayvanını izlemesi, hayvanın bakımını yapması, onun hoşuna giden özelliklerini bilmesi, iç sesinizi gerçekten durdurur.
En azından azaltır. Bundan dolayı her türlü hobi resim yapmaktan, heykel yapmaya, yazı sanatından ne yaparsanız yapın hobi anlamında. Bahçe yapın, çiftçilik yapın, tarlada uğraşın, toprakla uğraşın. İş sesiniz durur. İş sesiniz durduğu zaman da kendinizi iyi hissedersiniz. Amaç huzurlu olmaktır. Huzurun teknik tabiri ise iyi olmaktır. İyiyim diyebilmektir. İyiyim dediğiniz zaman iç sesinizi denetlediğiniz anlaşılır ve bu bakımdan da amaç mutlu olmak olmamalı. Biz bunu yanlış kullanıyoruz, gerçekçi kullanmıyoruz. Herkese mutluluklar diliyoruz. İyi güzel dileyelim de mümkün olmayan şeyi niye diliyoruz ki insanlara, değil mi? Yani mutlu anlar var. Mutlu anlar kısa sürer. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ama iç sesinizi durdurduğunuzda iyi olursunuz ve huzurlu olursunuz. Özellikle eşler arasındaki iletişimde duygunun, düşüncenin, isteklerin, planların, fikirlerin rahatlıkla uygun jestle, mimiklerle karşıya doğru dürüst aktarılması, karşıdaki de bunu aynı şekilde algılaması ve yanıtını size uygun jest ve mimiklerle vermesi gerekir. Yani ben kısaca söyleyeyim. Mutlu musunuz? Ağlayan bir yüzle mutlu olduğunu söyleyemezsiniz. Yani uygun jest ve mimikler dediğim o benim. Yani öfkeliyseniz öfkeli jest ve mimiklerinizi de göstermeniz gerekir. Bu çok önemli. Özellikle eşler arasındaki iletişim içerisinde gerçekte rastladığımız çok önemli özelliklerden bir tanesi kadın erkek eşitsizliğidir. Genellikle ailelerde ailem bozulmasın, huzurumuz bozulmasın, bir sorun çıkmasın, bir tartışma çıkmasın durumu söz konusudur. Oysa bu yanlıştır. Duygu, düşünce ve arzularınızı anlatmakta eksiksiniz demektir. Ve o zaman içinizdeki kızgınlığı, içinizdeki mutluluğu, içinizdeki olumsuz ya da olumlu duyguları ifade edememiş olursunuz. Karşıdaki insan sizin nasıl bir duygu durum içinde bulunduğunuzu da anlayamaz. Dolayısıyla ileriye dönük biçimde çok uzun süren bu hallerde dengesizlik ortaya çıkar. Bu dengesizlik birinin aleyhine olursa ki bizim toplumumuzda daha çok kadın aleyhine gelişen bu iletişimsizlik diyelim, giderek büyük mutsuzluklara yol açar. Anne baba ile çocuklar arasında, bu eşler arasındaki iletişimde, bu başka türlü insanlar iletişimde fevkalade önemli olan noktadır. Özellikle lütfen bir takım tartışma programlarına bakın. Tartışma programlarında iki tartışmacı tartışıyoruz diye adeta kavga ediyorlar. Ve hiç kimse kimseye dilediğini ve fikrini doğru dürüst aktaramıyor. Çünkü aynı anda konuşuyorlar. Buna ben buradan dikkati çekmek istiyorum. Ve bunu da çok önemsediğimizde belirtmek istiyorum. Parmak kaldırmak, izin istemek bir nezakettir öncelikle, saygıdır. Araya girsene Arif Bey. Hayır, araya giremem. Çünkü iletişim yolunu bozmuş olurum. Parazit ortaya çıkartırım ve ben istediğimi karşıya iletemem. Karşıdakinin de isteğini anlayamam. Mutsuzluk depresyon değildir. Örneğin çocuğunuzun hastalık hali, evinizde bir hastalığın bulunması gibi bir takım olaylar ruh sağlığı alanında şöyle isimlendirilir. İnsanın omuzlarına olumsuz duygu yükü bindiren psikososyal olaylar dizisi. Bunu dizdiğiniz zaman 99'a yakın civarda olay sayabilirsiniz. Psikolojik travmalar, herhangi bir ruhsal travmalar, bir zorluk hali, bir ekonomik sorun, bir borç ödeme, bir hastalık problemi, evde bir hastanın bulunuşu gibi, uzun süreli bir hastalığa bakmak gibi, ağır bir iş, fizik işi yapmak gibi, bedensel huzursuzluğa yol açan şey, ciddi biçimde psikososyal aşırı yükleyici olaylar adı altında anılır. Bunlar arasında olanları da travma tarzında adlandırılır. Birdenbire karşınıza çıkan, çok sevdikleriniz ve can bütünlüğünüzü tehlikeye düşürecek bir olayla karşılaşmak diye tarif edeceğimiz şeyler ruhsal travmalardır. Toplumsal ve ruhsal aşırı yükleyici olaylar başka,
Ruhsal travmalar başkadır. Yani bir travmayla karşı karşıya kaldığınızda ve bu travmayı uzun süre yaşadığınızda travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz şey gelir karşımıza. Psikososyal, ruhsal anlamda aşırı yükleyici olaylar da size stres yükler. Stres gerilmek demek. Dolayısıyla stresli ve gergin olduğunuz zamanları da depresyondayım diye düşünmeniz yanlış olur. Ben çok gerginim ve çok stresliyim diyebilirsiniz.